Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günah yayınları zoom serisi matematik soru bankasında birinci ünite kavrama testi 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. 36 ile 54 sayıların en büyük ortak böleni kaçtır şeklinde soruyor. Gençler artık biz en büyük ortak bölen ve en küçük ortak katta ne yapıyoruz? Algoritma yönteminden faydalanıyoruz. O halde 36 ve 54'ü asal çarpanlara ayırarak asal çarpan algoritmasından faydalanalım. Ve ne yapalım? En büyük ortak bölenleri bulalım. Evet 36'yı ve 54'ü yazıyorum. Evet yanına gençler şöyle düz bir çizgi çekiyoruz ve en küçük asal sayı 2'den başlayarak bölüyoruz. Eğer gençler 2'ye veya ortak bölünen varsa ne yapıyoruz? Bunu işaretlememiz gerekiyor. En sonunda en büyük ortak böleni bulurken yani EBOB'unu bulurken işaretlediğimiz sayıları çarpmamız gerekiyor. Evet 2'ye bölelim gençler. 36'yı 2'ye bölersek 18'dir. 54'ü 2'ye bölüyorum 27. Bakın her ikisini böldüğü için ne yapıyorum? Daire içerisine alıyorum. İsteyen arkadaşlar yanına küçük bir yıldız da koyabilirler. Tekrar 2'ye böldüm. 9, 27'yi 2 bölünmez gençler aynen yazdım. Bakın 2'yi işaretlemiyorum çünkü 27'yi bölmedim. Evet, 9 da 27'yi 2'ye bölünmez 3'e böldüm. 3, 27'yi 3'e böldüm 9. Her ikisini böldüğü için işaretledim. Tekrar 3'e böldüm 1, 3. Bakın her ikisini böldü işaretledim. 3'e böldük 1'dir. O, da, o halde 36 ile 54'ün EBOB'u bakın burada daire içerisine aldığım tüm sayıları çarpacağım. 2 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Veya 2 çarpı 3'ün karesi gibi düşünebiliriz. Burada 2 çarpı 9'dan EBOB'lara 18 olur diyorum. Ve B ve C şıkkını sorumun doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet, sayfamızı temizleyerek devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. 15 ile 24 sayılarının en küçük ortak katı yani ekoku kaçtır diye sordu. Gençler yine asal çarpanlarını ayıralım. Evet ekokunu bulurken arkadaşlar EBOB'dan farklı olarak şunu yapıyoruz. Burada asal sayı olarak çıkan tüm sayıları çarpmamız gerekiyor. O halde 15 ve 24'ü 2'den başlayarak görelim. 15 2'ye bölünmez aynen yazdım. 24'ü 2'ye böldüm 12 yapar. Tekrar 2'ye bölüyorum. 6, 15 bölünmez. 2'ye böldüm 3. 15 bölünmez. 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın buradaki tüm sayıları çarpmamız gerekiyor. 15'te 24'ün E diyorum. 1, 2, 3 tane 2. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5 demektir. 2'nin 3. kuvveti 8'di gençler. 8 çarpı 3 çarpı 5'ten şöyle diyebilirim. 8 kere 3 24. 24 çarpı 5 de 120 olur diyorum. Ve denizli şıkkını sorumuzun doğru cevabı olarak işaretliyorum. Evet sayfamızı temizleyerek devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. K ve 48'in aralarında asal sayılar olduğuna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler o halde ben öncelikle 48'in asal çarpanlarını düşünmem gerekiyor. Bakın 48'i çarpanlara ayırırsak yani 48'i bölenlerle K'nin bölenleri aralarında asal olduğuna göre aynı olmaması gerekiyor diyoruz. 48'i 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Demek ki 48 arkadaşlar aslında 2'ye ve 3'e bölünür. O halde k'nin ne olması gerekiyor? 2'ye ve 3'e bölünmemesi gerekiyor. Şimdi gençler zaten 7 demek bakın 2 ve 3'e bölünmez. Aralarında asallardır. 25 demek 5'in karesi demektir. Yani 2 ve 3'e bölünmez. 48 de aralarında asaldır. 49 7'nin karesidir. Bakın 2 ve 3'e bölünmediği için aralarında asallardır. 81 gençler 3'ün 4. kuvvettir. Yani 81 3'e bölündüğü için 48 ile aralarında asal olamaz diyorum. Demek ki K sayısı da 81 olamaz diyoruz ve Denizli şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre A ve B sayılarının en küçük ortak katı yani EKOK'ları kaçtır? Şimdi gençler asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde verilen sayıların EKOK'larını bulurken şunu yapıyoruz. Evet. Tabanları ortak olanlardan kuvvetleri büyük olanı ve ortak olmayan her bir sayıyı alıp çarpıyorum. O halde EBOB, pardon EKOK AB diyorum. Bakın tabanlara bakıyorum. 2 var, 2 var. Evet kuvveti büyük olan 2 üstü 3'ü aldım. Çarpım Evet 3 var gençler, 3 var. Tabanlarda kuvveti büyük olan 3'ün karesini aldım. Bir de ortak olmayan 5 sayısını alıyoruz. Şimdi bunları çarparsak ekok değerini bulmuş olduk. Evet gençler 2'nin 3. kuvveti 8 demekti. 3'ün karesi 9 çarpı 5 diyorum. Evet buradan gençler 8 kere 5 40 yapar. 9 ile çarparsa 40 çarpı 9'dan 360 olur. Ekok değeri 360 olur diyorum. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sayfamı temizleyerek 5. soruya geçiyorum. 2 basamaklı 9, 90 k sayısı ile 6 aralarında asal sayılar olduğuna göre kendi alabileceği değerleri toplam kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler 90K 2 basamaklı sayı. O halde 90K sayısını neler yazabilirim? Bakın 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ve 99 yazabiliriz. Şimdi 6 ile aralarında asal olduğuna göre gençler 6 ne demektir? 6 2 çarpı 3 demektir. Yani ne olması gerekir? Aralarında asal olduğuna göre 90K sayısının 2 ve 3'e bölünmemesi gerekir. O halde 2 ve 3'e bölünmeyen sayıları e, bulmak istiyoruz gençler. O halde 2 ve 3'e bölünenleri atalım. Bakın 2'ye bölünen sayılar çift sayılardı. 90'ı, 92'yi, 94'ü, 96'ı, 98'i sildim. 3'e sayı, e bölünen sayılar da toplamlar 3'ün katıydı. Şimdi 93'ün toplamları gençler 12 yapar 3'e bölünüyor. 99'un toplamları 18 yapar 3'e bölünüyor. Evet gençler bakın burada 91 kaldı. 91 ne demektir? 7 çarpı 13 demektir. Evet 2 ve 3'e bölünmez. Demek ki 90, 9K sayısı 91 olabilir. Evet 95 gençler 5 çarpı 19 demektir. E, evet, 95 olabilir. 97 zaten asal sayıydı. 1 çarpı 97 idi gençler. O halde 9K yerine 91 95 ve 97 yazarım. Bakın K burada birler basamanda olduğuna göre 1, 5 ve 7 gelebilir diyoruz. 1, 5 ve 7 gelir. E bunların toplamını istediği için 1 artı 5 artı 7. Evet 1, 5 daha 6, 7 daha 13 olur diyorum. 13 cevabını 5 şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, sayfamızı temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. 6 soruda yukarıda verilen eşitliklere göre K artı L kaçtır diyor sordu. Gençler K 24'te 32'nin EBO'buymuş. O halde k'yi bulabilmek için hemen ne yapıyorum? 24'le 32'yi asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'den başlayarak bölelim gençler. 12, 32'yi 2'ye böldüm. 16 ortak olduğu için ne yaptık? Daire için aldık. Tekrar 2'ye böldüm. 6, 8 ortakları işaretliyorum. 2'ye böldüm. 3, 4 ortakları işaretledim. 2'ye böldüm. 2, 3 bölünmez. 2'ye böldüm. 1, 3 bölünmez. 3'e böldük 1'dir. O halde EBOB'ları yani K'nin değeri EBOB 2, 24 ve 32 diyorum. Buradan 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı yani 2 üzeri 3'ten 8'dir. Peki L'nin değeri de 12 ile 18'in ekokuymuş. Şuradan hemen gençler 12 ve 18'in ekokunu bulalım. Evet ekokta buradaki tüm sayıları çarpacağız. 12'yi 2'ye böldüm 6. 18'i 2'ye böldüm 9. Tekrar 2'ye böldüm 3. 9 bölünmez yazdım. 3'e böldüm 1. 3. 3'e böldük 1'dir. Evet. L'nin değeri ekok 12 ve 18 2 tane 2'nin çarpımı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diyelim. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4 çarpı 9 da 36'dır. O k artı l 8 artı 36 8 ile 36'yı toplarsak 44 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak gösteriyoruz. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin hangisinin en büyük ortak böleni yani EBOB'u diğerlerinden farkıdır? Şimdi gençler burada hemen şıklarımızı uygulayarak EBOB'larını bulalım. 40 ve 72'den başlıyorum. Evet, 2'den başlayarak bölelim gençler. 20, 72 2'ye böldüm 36. Ortak olduğu için işaretledim. 2'ye böldüm 10. 36'yı 2'ye bölersek 18. İşaretledik. 2'ye böldük 5. 18'i 2'ye böldüm 9. Her ikisini böldük. İşaretledim. Gençler 5 ve 9 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 3 5 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 5'i aynen yazdım. 5'e böldük 1'dir. Bakın 1 2 2 3 tane 2'nin çarpımı. Evet bunun EBOB'u 2'nin 3. kuvvetinden 8'dir. Şimdi B şıkkında 16 ile 24 var. Yine EBOB'ları bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 8, 12, 2'ye böldüm 4, 6. Ortak olanlar şöyle işaretleyelim. 2'ye böldüm 2, 3 işaretledim. 2'ye böldüm 1, 3 bölünmedi. 3'e böldüm 1'dir. Bakın 1 2 3 tane 2'nin çarpımı yine EBOB'ları 2 üzeri 3'ten 8'dir. Peki C'de 48 ile 80 var. 2'den başlayarak bölüyorum gençler. 2'ye böldüm 24, 80'i 2'ye böldüm 40. Ortak olanı işaretledim. 2'ye böldüm 12. 20 işaretledim. 2'ye böldüm 6. 22'ye böldüm. 10 işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 5 işaretledim. Bakın 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldük. 1'dir. 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 4'ten 16 olur EBOB. Evet bakın A ve B'den farklı çıktı. Son olarak 32 ile 88'in EBOB'unu bu bulalım. E, sorumuzun cevabı C şıkkı olarak gözüküyor. Yine devam edelim gençler. 2'ye böldüm. 16 44. Ortak olanı işaretledim. 2'ye böldüm 8. 44 bölünmez işaretledim. 2'ye böldüm 4. 44 bölünür arkadaşlar. 2'ye böldük 22. Evet. 8'i 2'ye böldüm 4. 22 2'ye böldüm 11. Bakın 4 ile 11 aralarında asaldır. Şu 2'yi işaretleyelim. Artık buradan sonra ortak bir bölen çıkmaz diyoruz. Yine gösterelim gençler. 2'ye böldüm 11'i bölmedi. 2'ye böldüm. 1, 11, 11'e böldük. 1'dir. 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 2 üstü 3'ten 8'dir. Bakın burada farklı olan C şıkkı 16'dır diyoruz EBOB'lara. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, sayfamızı temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 8'in soruya geldiğimiz zaman x ve y birer doğal sayıdır. x ile y'nin ebobu 12'dir. x bölü y 2 bölü 5 olduğuna göre arkadaşlar yukarıdaki verilenlere göre ekok x'ye kaçtır diye soruyor. Öncelikle gençler x ve y'nin değerini bulmam gerekiyor. Şimdi ebobları 12 olduğuna göre x ve y 12'nin bir katı olması gerekir gençler. Şimdi 2 bölü 5'e baktığımız zaman arkadaşlar 2 ve 5 12'nin katı değil. O halde şöyle 12 ile genişletirsem bakın kesin 12 ile genişletirsek 12 çarpı 2 24'tür. 12 çarpı 5 de 60'tır. O halde ben x'e 24 y'ye 60 diyeceğim gençler. Bakın x eşittir 24 y eşittir 60 diyorum. Peki x x 24 y 60 ise gençler burada ekoktanı bulabilmek için 24 ile 60'ın asal çarpanlarına ayrılması gerekir diyoruz. Evet 2'den başlayarak bölüyorum. 12 62'ye böldüm 30. Evet ekoklarda gençler ortak olanları işaretlememe gerek yok. Çünkü buradaki tüm sayıları çarpacağız. 12 2'ye böldüm 6. 32'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 3. 15. 3'e böldüm 1. 5. 5'e böldük 1'dir. O halde ekoklar buradaki sayıların çarpımıdır diyoruz. 1, 2, 3 tane 2. Yani 2 üstü 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. 2 üstü 3, 8 demekte de. 3 çarpı 5'i de aynı yazdım. 3 kere 5, 15. 8'i çarparsak da 120 olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, 9'un soruya geldiğimiz zaman ABC 3 basamaklı doğal sayısı 16 ve 24 sayılarına tam bölünebilmektedir. Buna göre ABC en az kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler bir sayı hem 16 hem de 24'e bölünüyorsa ne olması gerekir? 16 ve 24'ün bir katı olması gerekir. E, en az dediğine göre de o halde ekoklarını bulmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Evet 16 ile 24'ün ekoku bizim sorumuzun yanıtı olacak diyoruz. Ama ne olacak? Aynı zamanda da 3 basamaklı sayı olacak diyorum. Şöyle 16 ile 24'ü asal çarpanlarına ayırarak devam ediyorum. 2'ye böldüm 8. 24'ü 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 4 6. 2'ye böldüm 2 3. 2'ye böldüm 1 3. 3'e böldüm 1'dir. Bakın bunların çarpımı 16 ile 24'ün ekoku olur ekok 16 24 diyorum. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3. Buradan 16 çarpı 3'ten ekokları 48'dir. Şimdi gençler 48 16 ile 24'ün bir katı. Ama 3 basamaklı değil. O halde ne yapmam gerekir? 48'in katlarını düşüneceğim. 48'in ikinci katı 96. Evet, 96 3 basamak değil. 3. katta 144'tür. O halde gençler bakın burada şartımız sağlayan 144 sayısı ABC'nin değeridir diyoruz. ABC 144'e eşittir diyorum. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler temizleyerek devam edelim. 10. sorumuza geçelim. Evet, 10. soruya geldiğim zaman özlem öğretmen proje ödevi için öğrencileri üçerli veya beşerli Gruplara ayırmak istediğinde her seferinde iki öğrencisi artmaktadır. Özlem öğretmenin 40'tan fazla öğrencisi olduğuna göre en az kaç öğrencisi vardır diye soruyor. Şimdi gerçi 2 öğrenci olmasaydı, 2 öğrenci eksik olsaydı. Bakın bu soruları bu şekilde düşüneceğiz. 2 öğrenci eksik olsaydı sınıf mevcudu ne olacaktı? 3'ün ve 5'in bir katı olacaktı. 3 ve 5'in katı olacaktı. O halde 3 ve 5'in arkadaşlar en küçük ortak katını bularak başlayalım. Şöyle 3 ve 5'i aslında aralarında asaldır diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz aralarında asal sayıların en kökleri bu iki sayının çarpımı eşittir. Yine gösteriyorum bakın 3'e böldüm 1, 5 bölmedi 5'e böldüm 1'dir. O halde 3 ve 5'in ekoku 15'tir. Şimdi gençler bakın 15'in üzerine hemen getirip 2 eklemiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce şartımızı sağlayacağız. Burada şartımız 40'tan fazla dedi. Şimdi 15'in 40'tan fazla olması için katlarını uçuruyorum. 2. katı 30. 3. katı 45'tir. Bakın 45 40'tan fazladır arkadaşlar. O halde ben 45'i alacağım. Bakın 45 bizim sorumuzun cevabı değil. 45 eğer 2 öğrenci olmasaydı arkadaşlar 3 ve 5'in katı olacaktı. O halde 2 öğrenciyi atamayacağımıza göre evet bu 2 öğrenciyi ne yapıyorum? 45'i bulduktan sonra üzerine ekliyorum ve 47 olur en az diyorum öğrenci sayısına ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Sayfamızı temizleyelim. 11. soruya geçelim. 80 litrelik ve 100 litrelik farklı kalitedeki pekmezler hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır diye soruyor. Şimdi gençler şişe sayısının az olması için ne olması gerekir? Hacmin en büyük olması gerekir. Yani 80'e ve 100'ü bölen en büyük sayıyı bulmam gerekir diyorum. O halde 80 ve 100'ün EBOB'unu bulmak için asal çarpanları ayırıyorum. 2'ye böldüm 40. 50 ortak olanlara işaretledim. 2'ye böldüm 20 25 işaretledim. 2'ye böldüm 10. 25 bölmedi. Aynen yazdım. 2'ye böldüm 5. 25'i aynen yazdım. 5'e böldüm 1 5'tir. Bakın her ikisini böyle işaretledim. 5'e böldük 1'dir. O halde 80 ile 100'ün EBOB'u işaretlediğimiz tüm sayıları çarpıyoruz. Bir iki tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı iki çarpı beşten yirmidir. Bu yirmi gençler bizim için nedir burada arkadaşlar? Bu şişenin hacmidir. O halde yirmi litre olacak bir şişenin hacmi. Bir şişenin hacmi diyoruz. Peki bir şişenin hacmi gelirse 20 litre ise 80'i 20'ye bölüyorum. 4 tane şişe yapar. 100'ü 20'ye bölüyorum. 5 şişe de evet, diğer pekmez için gerekir. Topladığımız zaman 4 artı 5 toplamda 9 şişe olur en az diyoruz ve 9 cevabını C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Sayfamı temizleyerek devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. Evet 12. soruya arkadaşlar lütfen dikkatli bir şekilde dinleyerek anlamaya çalışalım. R ve 72 sayıların en büyük ortak böleni 12'dir. Şimdi 12 küçüktür R. O da küçüktür 72 olduğuna göre. R'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi gençler hem R hem de 72'nin ortak planı 12 olduğuna göre. Bunlar ne demektir? Bunlar R'nin 12'nin bir katı olacak. 72 de zaten 12'nin biliyorsunuz 6 katı. O halde şöyle diyebilirim. R ve 72'nin ebopları 12'ymiş gençler. Demek ki R ne demek dedik burada gençler? R 12'nin bir katı olacak. O halde 12'nin katı dediği için 12'nin katı. 12 çarpı K olarak düşünelim. 72 zaten nedir arkadaşlar burada? 12 çarpı 6'dır. Yani 12'nin 6 katı demektir. Gençler bakın buradaki önemli nokta şurası. Şimdi R'nin alabileceği farklı değerleri istediği için R burada K ve 6 arkadaşlar. Bakın bir k'nin katı bir de 6'nın katı. O halde bu k ve 6 ne olması gerekir? K ile 6'nın aralarında asal olması gerekir. Öyle değerler vereceğim ki k ile 6 aralarında asal olmalı diyoruz. Yani k yerine istediğimiz değeri vermeyeceğim. 6 ile aralarında asal olacak sayıları veriyorum. Şimdi şu değeri de aynen yazalım gençler. 12 küçüktür R. O da küçüktür 72. Buradan gençler R yerine 12K yazacağım. Bakın 12 küçüktür. Evet burada 12K demiştik. Küçüktür 72. Şimdi her üç tarafı eşitlikte 12 ile sadeleştirelim. 1 küçüktür K. O da küçüktür 6. Şimdi gençler K 6 ile aralarında asal sayılar olacaktı. 1 ile 6 arasındaki hangi sayılar var? Bakın 2 var, 3 var, 4 ve 5 var. Şimdi 6 ile aralarında asal olacağına göre bakın 2 6 ile aralarında asal değil. 3 6 ile aralarında asal değil. 4 de 6 ile aralarında asal değil. Demek ki K'nin değeri arkadaşlar buradan 5 olur diyoruz. Evet K yerine 5 yazacak olursam R'nin değeri 12 çarpı 5'ten 60'tır diyorum. Evet kaç tane gençler bizden sayısını sormuştu? Bir tane sayı vardır diyoruz. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyoruz. Evet temizleyerek devam edelim. 13. soruya geçelim. Evet 13. soruya geldiğim zaman aşağıda bir algoritma işleyişi verilmiştir. Bu algoritmayı bu algoritmaya çeşitli K ve L sayıları giriliyor. Algoritma girilen sayıya göre bir m sayısı üretiyor. Yukarıda verilen algoritmaya 27 ve 25 sayılar girildiğinde ekranda hangi sayı görünür diye soruyor. Şimdi gençler k ve l yerine 25 27 ile 25'e gireceğiz. Şöyle k sayısı 27, l sayısı da 25. Şimdi birinci adımda sayılar okul 27, 25 okuduk. İkinci adımda eboplarım olacağız ve m olarak yazacağız. Şimdi 27 ile 25'in EBOB'larını bulalım gençler. Şimdi 2'den başlıyoruz arkadaşlar. İkisi 2'ye bölmez. O halde 3'e böldüm. 9 25 bölünmedi. 3'e böldüm. 3 25 bölünmedi. 3'e böldüm. 1 25'i aynen yazdım. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1'dir. Bakın burada ortak olmadığı için EBOB'lar nedir? 1'dir. O halde ikinci adımda ne yapıyoruz? EBOB'larını bulduk. M EBOB demekti. EBOB'lar da 1. Şimdi 3. adımda eğer m 1 ise 4. adıma geçeceğiz. Bakın 3. adımda m'nin 1 olduğunu görüyorum. O halde 4. adımda ne yapıyoruz? Şöyle kalemimi değiştiriyorum. k'nin değerini 1 arttıracağım. Şimdi yeni k ne oldu gençler? 1 artarsa 28 oldu. L'nin değeri bir azaltıyoruz. Bu da 24 oldu. Ve ikinci adıma tekrar dönüyoruz. Yani EBOB'larını bulacağız. Şimdi 28'e 24'ün EBOB'unu bulacağım. 28'i 2'ye bölerek başlayalım. 28'i 2'ye böldüm. 14 24'ü 2'ye böldüm. 12. Ortak olan işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm. 7 2'ye böldüm. 6. İşaretledim. 2'ye böldüm. 3. 7 bölmedi. 3'e böldüm. 1. 7 7'ye böldük. 1'dir. Bakın EBOB'ları gençler ne oldu burada? İkinci adımda EBOB'u 2 iki tane 2'nin çarpımı yani 4'tür. O halde eğer M1 değilse gençler bakın M burada ne çıktı 3. adımda? 4 çıktı. Ne yapıyoruz? 5. adıma gidiyoruz. Ve 5. adımda değeri yazıyorum. Değer yazdığımız değerde bizim için 4 olması gerekir diyorum. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.